Bu gece Rudra'nın hayatı ebediyen kararmış olacak. Şırıngaya demir doldurdum. Demir bir kez daha kanına karıştığı anda Tanrı canını alması için Rudra'nın yalvarmasına bile izin vermeyecek. Anne iyi ama ona iğne yapmaya kalkarsan mutlaka iz kalacaktır. Nasıl yapacaksın? Parvati orada. İzin vermez. Aptal. Biri öldüğü zaman herkes vücudunda iğne izi olup olmadığına mı bakar? Parvati'ye gelince açlık ve uykusuzluk etkisini gösterecek. Ben de uykuya daldığı zaman ona hemen saldıracağım. Gel. Mayitri! Henüz bir şey kanıtlanmadı. Ona şimdiden bir şey söylemeli miyim? Hayır, hayır. Ortalık iyice karışmasın. Mayitri! Burada mıydın? Ben de seni arıyorum. Evet, anneme süt getirmemi istemiştin. Ama görüyorsun burada değil. Gidelim. Umarım huzur içinde uyursun Rudra. Elveda. Rudra'nın ilaç saati geldi. Bir kez daha her şeyi mahvetti işte. Annemi o kadar da uyardım. Yenge? Neyim var? Bir de uyur gezer mi oldun? Biraz yavaş kızım, ödümü patlattın. Seni aptal. Ama yenge, Rudra'nın ilaç saati geldi de ondan. İlacını vermeye geldiler sandım. İyi de bu saatte siz neden buradasınız? Ben...
Ben aslında Rudra için çok endişelendim. O yüzden de... Neden ışığı açmadınız? Ben... Uyuyorsundur, uyandırmayayım dedim. O yüzden de ışıkları açmadım. Ben de hiç uyuyamadım kızım. Öyle endişeliyim ki. Neden bana şüpheyle bakıyorsun öyle? Sanki buraya onun yastığını çalmaya mı geldin? Ha, bağışla kızım. Onun için gerçekten çok endişeleniyorum. İçeri girsem mi? Burada biraz daha kalmak istiyorum. Sen yat, dinlenmene bak. Ben buradayım. Rudra ile yakından ilgilenirim. Hayır yenge, ben iyiyim. Ama kızım ben burada... Yenge, bizimki sizin aranızdaki gibi sahte bir bağ değil. Bizim aramızdaki derin ve çok güçlü bir bağ. O benim kocam. Ve ben onun karısı olarak o tamamen iyileşinceye kadar hiçbir yere gitmiyorum. Uyumamak da umurumda değil. Ve açlık da. Sürahi odanın diğer ucunda. Parvati onu almaya gider gitmez hemen işi hallederim. Bakalım bana nasıl engel olabilecekmiş. Parvati, su verir misin kızım? Tabii. Oh, sivrisinekler. Tamam, artık gidiyorum. Ona iyi bak. Anne, işi yine yarım bıraktın öyle mi? Şişt. Kız içeride, gözün üstünden ayırmıyor. Az önce beni sorguya çekti. Gözlerimin içine baktı, resmen şüphe ediyor benden. Kocası olacak adam ölüm döşeğinde, bir de ona bak. Burnundan kıl aldırmıyor. Eve dönelim biz. Dua edelim de Rudra yarın bir şekilde... Sabaha çıkacak durumda olmasın, ölsün.